Merhaba, Medicris TV'nin değerli izleyicileri. Yine sizlerle birlikte çok sevdiğimiz bir konuğumuzu ağırlıyoruz. Sayın Doçent Doktor Osman Korucu ile beraberiz. Osman Hocam, Ankara Atatürk Sanatoryumu Hastanesi'nde nöroloji uzmanı olarak görev yapıyor. Aynı zamanda bu hastanenin etik kurul başkanı ve çok yoğun bir şekilde aslında dosya yoğunluğu içerisindeler ama bize bu programımıza zaman ayırdılar, katıldılar. Hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk, teşekkür ederim. Bir önceki sohbetimizde üç başlık değerlendirdik hocamızla biz. Gelişen teknoloji altında etik konularda neler oluyor diye konuştuk ve Osman Hocam bize özetledi. Öncelikle geçmişte bugün arasında bir bağlantı kurduğumuzda erişebildiğimiz araştırma ve araştırma sonucunun artması bir anlamda etik kurulların işini kolaylaştırıyor başvuruları incelerken. Ancak ikinci aşama yine önemli konulardan birisi diye değinmişti. Şeffaflık. Klinik araştırma dediğimiz konu bizim insanlar üzerinde yapılan her türlü tıbbi girişim ya da sonucu tıbbi olan, tıbbi girişim olmasa bile tıbbi bir çıktısı olan her araştırmaya biz klinik araştırma diyoruz. Bu nedenle son zamanlarda güzel programlar yapılıyor. Medicres TV'de de yapay zeka oturumlarımız var. Sayın Emel Hanım'la birlikte yürüttüğümüz. Oradaki araştırmacıların da sohbetlerinde kendi ürünlerini anlatırken, ürünlerinin Ar-Ge çalışmaları devam ederken biz Medicres Etik Bölümü olarak tüm bizi dinleyen araştırmacılarımıza insanların dahil olduğu ve sonucu ve çıktısı insan sağlığını, toplum sağlığını ilgilendiren her türlü konuda yapılan araştırmalardaki şeffaflık konusunda ben sözü Osman Hocam'a vermek istiyorum. Bu oturumda. Buyurun hocam. Teşekkür ederim Arzu Hocam. Şimdi bir çalışma yapan bir hekimin ya da klinisyenin çalışmaya başlarken öncelikle sizin de önceki oturumlarda bahsettiğiniz gibi bir amacının olması, yani bu çalışmayı niye yaptığının net olarak ortaya konulması lazım. Bir araştırmayı yaparken kişinin insan üzerindeki araştırmalarda insan sağlığını tehdit edebilecek durumlar varsa burada kar zarar oranı güdülerek bu çalışmaya karar veriliyor. Yine aynı şekilde zarar ihtimali yüksek olan çalışmalarda biz günümüz teknolojisiyle tüm dünyadaki yapılan çalışmaları tarayarak gerçekten bu araştırma gerekli mi, bu konuda eksiklik var mı yok mu diye karar veriyoruz. Bundan sonrasında kişi çalışmaya başladığında aslına bakarsanız bu çalışmanın hem kalitesini hem değerini artıran şey şeffaflık. Bir çalışmanın açık erişime açık erişimde olması, çalışmanın her aşamasında herkes tarafından verilerin görülebilir olması, sonradan çalışma üzerinde hatalı veri girişi yoksa yapılabilecek bir değişikliğe engel olmakta. Bunu sağlayan çalışmaların da kalitesinin yüksek olduğunu biliyoruz. İyi dergiler dediğimiz, sayıcı dergilerde özellikle bazı dergiler artık bunu şart koşuyor. Hem Amerika'da hem Avrupa'da dergilerin üye olduğu belli üst kuruluşlar kesinlikle açık erişim kaydının olmasını istiyor. Bunu da dünyada iki merkez, Clinical Trials ve EBRACity yapıyor. Bu iki gruba yüklenmiş veriler olduğunda siz bu dergilere yazı gönderebiliyorsunuz. Aksi durumda yazınızın kalitesi ne kadar iyi olursa olsun bu dergiler bu yazıları kabul etmiyorlar. Biz bunu yapmadığımızda, kendi verilerimizi kendimize sakladığımızda istediğimiz kadar iyi çalışma yapmış olalım, kabul ettirmekte baştan bir red diyoruz açıkçası. Burada ne yapılabilir noktasına gelince şu anda tüm Türkiye'de dergiler bildiğiniz gibi etik kurul kararının, etik kurul sayı numarasını istiyorlar hemen hemen. Bunlar olsun etik bir ihlal olmadığını görelim diye.
Aslına bakarsanız etik ihlal olmadığını görmek isteyen dergilerin burada atacağı ikinci adım, klinik araştırmalarda bu çalışma şeffaflığı sağlayabilmiş mi? Veriler açık erişimde var mı? Bunu sorgulaması gerekiyor. Bu yapılmadığında çok hızlı, baş döndürücü çalışmaların yapıldığı, hemen hemen günde binlerle ifade edilen çalışmaların çıktığı dünyada oturduğu yerden hiçbir veri toplamadan bir insan çalışma yapabilir takdir edersiniz ki. Bunları önlemek gerekiyor. Bunu önlemenin de tek yolu var. Açık erişimde çalışmaların kayıt olma zorunluluğu dünyada büyük oranda, büyük dergilerde geldi. Türkiye'de yavaş yavaş bunun getirilmesi hem yazı kalitesini hem akademisyenin dünya ile entegre olmasını sağlayacak bir yöntem. Bunu sağlamak için de artık dergilerin bir zorunluluk şeklinde etik kurul kararı ile beraber açık erişim bilgilerinin de talep etmesi çalışmanın kalitesini artırmak için yerinde bir yaklaşım olacaktır. Bu open access dergilerde insanların çoğu bunun sadece makaleye ücretsiz erişim olarak algılamışlar. Yani open access'in anlamını. Halbuki buraya kişilerin çalışma verilerini yükleyecekleri, yani onları belli gizlilik kurallarına göre tabii ki kişisel verileri koruma koşullarını sağlayarak datalarını yükleyebileceklerini, yani yüklemeleri gerektiğini pek düşünülmüyor hocam açıkçası. Hocam open access dergilerle ilgili şey şu, aslına bakarsanız yani dergilerin bir geçim kaynağı olduğu bir dünyaya doğru evrildik aslına bakarsanız. Yani etik ihlallerde görüyoruz, özellikle açık erişim dergilerin bir kısmında çok iyi dergiler var. Open access'in temel mantığı şu: bir yazınız var, yani kendi makalenize bile ücretle ulaşmak zorunda kalabiliyorsanız, ilk anda size gönderilen yazıyı, baskıyı kaybettiyseniz. Dünyada open access bir geçim kaynağı oldu bazı ülkeler için, özellikle geri kalmış ülkelerde. Ben Afrika ülkeleriyle ilgili bir tecrübem vardı, bir yazı gönderme niyetindeydim. Oranın Nöroloji Derneği'nin dergisiydi. Dergi yazı gönderme ücreti alıyor, yazı değerlendirme ücreti alıyor, artı açık erişim ücreti alıyor. Bir bu grup var, bir de büyük gerçekten kaliteli dergiler kabul edildikten sonra yayın ücreti alıyor. Bunlar çok yüksek rakamlara gelebiliyor. Bizim buradaki temel mantığımız şu: açık erişim dediğimiz şey, yani ilk dergilerin yazılara bir ulaşım şeyi var, şansımız var. Açık erişimin open access'ın sağladığı bu bize. Benim vurgulamak istediğim nokta şu: yazı oluşmadan önce, yani makaleye çevirmeden önce kişilerin ham verileri, olgu rapor formundaki verileri açık erişime yükleyerek herkesin görebileceği şekilde bunlara ulaşılmasını sağlanması. Zaten bu şunu da sağlıyor: siz bir çalışma yaptınız diyelim, iki tane klinik düşünün. Ben çalışma onayını aldım, açık erişime de yükledim bunları, yani Clinical Trials'a ya da Edracity'ye yüklemeye başladım. Sonrasında aynı çalışmayı başkası yapsa bile Clinical Trials'a yükleme tarihlerine, oradaki hesap açılış, bu çalışmaya hesap açılış tarihlerine bakarak kimin kimden çalışmayı intihal ettiği de aslına bakarsanız ortaya çıkmış oluyor. Böyle bir avantajı da var bunun. Mutlaka. Şu da var aslında. Şimdi bir hastane arşivi gibi düşünün. Yani çalışma verileri daha sonra tekrardan kullanılabilir aslında. Ve historical control grubu dediğimiz dış kontroller için yine buraya yüklenen veriler de kullanılabilir. Bununla ilgili bir etik konu var mı hocam? Yani şimdi daha önceden çalışılmış veriler var, belli bir araştırmanın verisi. Bu veriyi eğer o veriyi yükleyen kişiler anonimleştirip kullanıma açabiliyorlar mı? Sonradan o veriler bir başka, mesela bir 5 yıl sonra eski verilerle karşılaştırmalı bir araştırma, bir data toplamak amaçlı kullanılabiliyor mu buralar?
Şimdi bununla ilgili çalışmalar gelebiliyor. Mesela kişi bir çalışma yapıyor. Çalışmasının 5 yıl sonra farklı bir noktada bir devamı gibi bir çalışma dizayn ettiğinde eski çalışmasına atıf yaparak ben kontrol grubumu şu çalışmadan alacağım şeklinde bir atıfta bulunarak tabii ki bunu kullanabiliyor kişiler. Bunun etik bir... kendi çalışması için ama. Tabii kendi bir çalışması. Bir başkasının çalışmasının grubunu kullanabilir aslında. Yani prensipte evet ama bakış açısı nasıl? Kendi çalışmasında böyle. Bunu atıf tamam, olarak evet. kullanabiliyor. Bunda bir sıkıntı yok. Başkasının çalışmasını kullanacak ise eğer mutlaka o kişiden izin almasını biz istiyoruz. Çünkü veri kendi verisi değil. Yani Türkiye'de birisi çalışma yapacaktır. İsveç'teki bir çalışmanın verisini kullanacaksa o araştırmacının mutlaka onayının olması gerekiyor. Etik ihlale sebebiyet vermemek için. Evet. Çünkü biz mesela sistematik derleme ve meta analizlerinde o araştırmanın verisi yüklü diyelim açık erişimde. Ancak sonuçlar da yayınlanmış. Yayınlanmış sonuçların istatistiklerini kullanarak kendisi bir çalışma yapacaksa yayınlanmış çalışmaya referans vermek yeterli. İstatistiklerini evet. alıp kullanmak için. Ancak datasını kullanmak istediğimizde bu bir sanki açık erişimdeki data da hastane datası gibi düşünün. Başhekim onayı alınır. Hastanenin anonimleşmiş datası olduğu için. Ancak klinik araştırma datasında da oraya onu yükleyen araştırma grubuna ait onun kullanım hakları. Evet. Kullandırabilirler. Bilmiyorum oradaki yapıyı. Biraz incelememiz gerek. Eğer kullandırmak taraftarları ise bunu izin verebilirler. Sadece buradaki tek sorun anonimleşmiş olarak yükleniyor zaten. Geriye dönük olarak kime ait olduğu bilinemeyecek şekilde anonim hale getirilmiş bir veri düşünün. Daha önceki yıllarda mesela COVID pozitif kişilerin D-dimerleri ile ferritinleri arasındaki ilişkileri incelemiş bir çalışma var. Ancak yeni COVID versiyonunda bu ilişkinin değiştiğini düşünüyorsa eski dataya da ihtiyacı olacak. O ilişkiyi oradan alacak, bir de yeni yılların COVID'ini alacak, başka bir suç alacak, başka bir güncel versiyonlu bir virüs alacak. Böyle bir hipoteze karşı böyle verileri isteyebilir. Bunu araştırmacıyı tanıyorsa ondan talep edebilir. Etik kurula başvururken izin belgesini sunması gerekecek her türlü başka data olduğu için. Buradaki hocam çok haklısınız. Ayrım şu aslına bakarsanız. Şimdi açık erişimde yani yayınlanmış bir makalede işte şu kadar hastanın şeylerine baktık, sonuçlarına baktık. Şu kadarı A'ydı, bu kadarı B'ydi diye bilgiler var. Bu bilgileri atıf yaparak kullanabilirsiniz. Bu açık erişimde kullanmak için bir izin almanıza gerek yok. Ancak kişinin çalışmada yayınladığı yani oraya atıf yaparak bulunamayacak veriler yani ham verileri kullanmak istiyorsanız oradan farklı bir çalışma gibi bir durum oluşacağı için biz orada kesinlikle kişinin onayını isteriz. Yani ham veriyi kullanıyor musunuz, kullanmıyor musunuz oraya bakıyoruz. Siz o ham veriyi kullanmıyorsanız bir çalışma yapılmış, yayınlanmış oradaki bilgileri kullanıyorsanız dersiniz ki bu çalışmadaki şu şu sonuç bulunmuş aslında temel olarak atıf gibi işlem görür. Ama yok ben buradaki ham veriyi alayım farklı bir noktada bir şeye bakayım ki kişinin makalesinde yer almayan bir bilgiden bahsediyorsak kişinin onayı olmadan onu kullanmak etik olmayacaktır. Evet sevgili hocam, verdiğiniz bilgiler için çok teşekkür ediyoruz. Bizim ulusal dergilerimizin de böyle ham verilerin anonimleştirilmiş bir şekilde yayınlanmış ve bir yere kaydedilmiş olmasını talep etme potansiyeli ne diyorsunuz? Siz öneriyorsunuz ama geçebilir mi dergilerimiz? Şimdi Arzu hocam, Türkiye'de mevcut doçentlik kriterlerine göre puan toplanıyor. Yani yayın kalitesi, dergi kalitesi çok fazla sorgulanmıyor. Puanı aldığınızda gross bir etik ihlaliniz yoksa büyük oranda doçentliğinizi alıyorsunuz.
Bunu yaparken de hasta verileri toplanırken de genellikle minimum hasta üzerinden yürüyoruz biz. Yani 10 tane, 20 tane ayrı çalışma yapılıyor ve minimum hasta sayılarıyla yapılıyor bu genellikle. Yani bu şey değil, hani bunu yermek için söylemiyorum. Evet. Hepimiz bu yoldan geçtik ama maalesef bu var. Görüyoruz da bunu. Şimdi bu verileri bir akademisyen, ben 10 tane benzer çalışma var, bunları alayım, bunlar üzerinde bir meta analiz yapayım, Türkiye'de bu durum nedir dese, bu verileri toplama olasılığı yok. Dergilerin bunu alması, bu açık erişim ham verilerin oraya yüklenmesi şartını koşması durumunda şunu çok rahat yapabilirler. Yani o verileri toplamak için iletişim kurup alma şansları var. Çünkü açık erişimdeki verileri oynayamazsınız. Kişi belki çalışmasında bir şeyden şüpheleniyor, paylaşmak istemeyebilir. Ama açık erişim olsa bunların hepsini toplama şansımız var. Bu bize bir avantaj sağlayacaktır. Türkiye'deki dergilerle ilgili şeye gelirsek eğer, Türkiye'de çok ciddi rağbet gören özellikle dernek dergileri var. Yani çok ciddi yayın aldıklarını biliyoruz. Hani dernek üyelerinden destek aldıklarını biliyoruz. Belki böyle birkaç kişinin kurduğu dergilerde veya yayın sıkıntısı olan dergilerde bunu sağlamak zor. Ama çok ciddi, kaliteli, çok sayıda yayın alan dergilerde aslında yavaş yavaş bu sisteme geçilmesi hem dünyadaki trendi takip etmek için hem de ülke verilerini toplarken daha kolay değerlendirme sağlamak için faydalı olacaktır diye düşünüyorum. Yakın dönemde bir mecburiyet olacağını da düşünüyorum açıkçası. Yani bir 5 yıl sonra istese de istemese de bu Türkiye'ye gelecektir. Çünkü biz Avrupa ve Amerika'daki trendlere göre geliştiriyoruz maalesef kendimizi. Eğer Citation Index'e girmekte bu bir kriter olursa otomatikman bizim dergilerde bunu kullanmak zorunda kalacak. Kesinlikle. Yani bu Thompson'ın bir uygulaması olacak bize. Bakacağız yakın zamanda böyle bir şey çıkarsa biz de bunu kullanmak zorunda kalacağız. Ya, dürüst olmak gerekirse Thompson'ın buna böyle bir radikal bir karar alacağını yakın vadede düşünmüyorum. Çünkü biz sadece Türkiye olarak düşünmeyelim. Afrika ülkelerindeki dergiler de var. Orada öyle bir... Onlar tabii sayılarını düşürmek istemeyecekler dergi kapasitelerini. Ancak hani öyle bir şey olsa biz zorunlu gireriz. Ama onun dışında dergileri zorlayacak neler olabilir? Bunu da düşünmek gerekir. Avrupa ve Amerika'daki büyük dergilerin üye olduğu dergi dernekleri var hocam, sayın hocam. O derneklere üye olmak isterse bizim dergilerimiz, onlar zorunlu tutuyorlar. Böyle bir durumda da mecbur kalacaklardır diye düşünüyorum. Tabii mesela Tıp Editörleri Birliği var, Tıp Dergileri evet. Birliği var. Bunlar olabilir. Türkiye'de de aslında TÜBİTAK ve ULAKBİM kendi veri tabanlarına kabul ederken böyle bir kısıtlama getirse zaten otomatikman olabilir. Bunları aslında ulusal boyutta da özellikle ULAKBİM tıp dizini çalışan hocalarımızla da bir oturumda bir panel açalım mı? Ne dersiniz Osman Hocam? Biz onları da davet edelim. Bu konudaki görüşlerini alalım. Tıp dizinindeki, Türk tıp dizinini şu an yöneten ULAKBİM koordinasyonundaki hocalarımıza bir bakalım. Sürekli değişiyor çünkü onlar birkaç sene içerisinde görev devir teslimi yapıyorlar. Aynı kişiler olmuyor. Bunu değerlendirelim bir sonraki toplantımız için. Kesinlikle biz kaliteli yayın çıksın, yayında bulunan buluş sanayi ile birlikte geliştirilsin, bilim ve sanayi birlikteliği olsun diye hep bir çabamız var ve ülkelerin gelişmesi buna bağlı. Biz eğer bu çaba içindeysek, ULAKBİM yani dünyayı takip etmek zorunda değiliz, ULAKBİM bu konuda öncülük edebilir. Açık erişim şansı, Türk tıp dizinin de olması bile ULAKBİM'e girmek için bir zorunluluk olsa, yayınlar bu şekilde çıkacak denilse yayın kalitesi ciddi oranda artacaktır. Evet. Hatta hocam sözünüzü kesiyorum, süremiz çok azaldı ama şöyle bağlamak istiyorum. Biz İPİKOS olarak ULAKBİM'e bu anlamda bir işbirliği teklif edebiliriz. Kişiler zaten İPİKOS'a şahsen üye olduğu için araştırmacı burada açılacak bir alanda Excel cinsinden verisini
bize açar ve açarken de değiştirilemez formatta yükler. Yani İpikos'un bu özelliği var biliyorsunuz, makalelerin verilerini isterlerse kimse sadece görebilir, okuyabilir, indirebilir ama değişiklik yapamaz şeklinde kuralları var. Bu tarz bir teklifle Olakbim'e de gidebiliriz. O zaman bu paneli oluşturmak adına ilk adımları atalım diye düşünüyorum. Çünkü çok güzel bir yere bağladınız konuyu. Çok haklısınız. Yani Türkiye'de biz artık bilimsel gelişmeyi sağlamak için şu an kendimize çizdiğimiz o sınırlardan dışarı çıkmak ve şeffaf bir şekilde çalışmanın tüm verilerini ülkenin tamamındaki bilim insanlarıyla paylaşmak. Bunun dışında bu verilere çalışma başladığında böyle bir sayfa açılacağı için başka bir araştırmacının da aynı çalışmayla ilgili benzer eforu harcamamasını sağlamak adına kesinlikle oluşturmamız gerekiyor. Evet. Çok teşekkür ederim. Ben de çok teşekkür ediyorum. Bu güncel konuyu ve bu şeffaf veri ve çalışma verilerinin açık erişime eklenmesi konusunu açtığınız için çok teşekkür ediyoruz. Değerli izleyicilerimiz, Osman Hocam'la çok güzel bir program gerçekleştirdik. Organize edebilirsek bundan sonra da yine Olakbim Türk Tıp dizinindeki hocalarımızı davet ederek bir panel olarak bu konuyu Türkiye'de gerçekleştirilebilirliğini tartışacağız. Şimdilik hoşça kalın. Hoşça kalın hocam. Teşekkür ederim. Görüşmek üzere.